Nasıl olabilir? Az önce Bunny'yi bahçede görmüştüm. Bahçede değil, koridordaydı. Seslendim ama durmadı. Sen ne söylüyorsun? Yeni numaran bu mu? Bir saniye. Oyun oynamıyorum. Kardeşine sor, Bunny'ye sorsana. İçeri nasıl girmiş? Hadi anlat. Ha? İkimiz seni nasıl iki ayrı yerde görebiliyoruz? Söylesene. Nasıl oluyor? Hadi söyle. Bir yolu var. Karın senden daha zeki ve... Arada bu dergiyi okumalısın. O zaman belki yılanın seni nasıl kandırdığını anlayabilirsin canım. Çünkü senin gördüğün benim kılığıma girmiş biriydi. Mira beni daha önce gördü. Yani büyük bir tehlike altındayız, öyle değil mi? Ve asıl annen için büyük tehlike. Kes sesini. Bir lütfen. Bir saniye Mira abla. Sadece bağırır, bana zarar veremez. Ayrıca siz neyi bekliyorsunuz? Hadi hazırlanın çünkü babam Diwali hediyelerini açmak için bekliyormuş. Bugün uğurlu gün. Teyzem Mahek ve Dahek de geliyor. Gidin oyalanmayın. Hadi lütfen. Hadi güle güle. Tabutun dışında. Ne oldu böyle? Tabutun dışına çıkmış olamaz. Bir ona büyü yaptı ve... Bir yılan, bir kartalın büyüsünü bozamaz. Bu büyüyü ben bile bozamam. Ama Vir onu tabutun dışında görmüş. Mira da bahçede görmüş. Acaba ne oluyor? Kes şunu. Şöyle dolanıp durma. Senin gibi ben de üzüldüm. Eğer Bunny'yi o tabuttan çıkaramıyorsan... Tek çözümü... O tabutu alıp buradan götürmen. Sonra ben bir plan yapıp onu oradan çıkarırım. Bunu bana bırak sen. Tamam. Ama dışarıda parti devam ediyor. Herkesin dikkatini çekerim. Dikkatlerini dağıt oğlum. Arada beynini kullan. Hediye. Çok güzel. O benim. O benim hediyem. Çok da ağırmış. Hatırlıyor musunuz? Bütün akrabalarıma buranın adresini verdim demiştim size. Diwali günü için onlar da bütün hediyeleri buraya göndermişler işte. Ah, bu çok da ağır mı? Bu kız çok tatlı. Ama bunu yiyemem ki. Diyetteyim. Oh, sen sadece kokla. Biz yeriz. Sen diyetini bozma. Bak Pavan. Bu insanlar hayvanlardan daha beter. Kızlarının canı tehlikede ama hala tatlı peşindeler. Efendim, siz de bilirsiniz. Kızlar kendi evinden çıkar. Biz onu size emanet ettik. Artık onun eti de sizin, kemiği de. Öyle değil mi ama? Anne bak, bunlar kayışıyor. Çok güzel. Gelin gelin, alın hadi. Hadi al. Çok güzel. Daksh ve Ponkyu uçmuş. Beni fark edemezler. İlk aşkım. Hayır, aptal. Ne yapıyorsun? Hayır, sen yaptın. Bana sakın vurma. Yoksa elini kırıp atarım, tamam mı? Bana vuracak mısın ha? Ha? Ne? Gününü göreceksin. Hadi, buraya gel. Hadi, hadi. Hadi. Tapiş. Bu da geldi. Bana mı? Teşekkür ederim. Anne, hediye. Bu da neymiş? İçinden garip sesler geliyor bunun. Acaba anne? Yoksa bilgisayar mı ha? Ah.
Evet, hadi. Çabuk açın. Ay, bu da ne? Bu tabutu açmadan önce Bunny bayılsam iyi olur. Yoksa sorun çıkacak. Bu sesler de ne? Kim geldi? Kimsin? Kendini düşünüyorsan ortaya çık. Sen... Ne haber Jay? Benim taş heykelim bile sana yeter. Değil mi Jay? Sen nasıl dışarı çıktın? Yani sen... Ne demek istediğini biliyorum. Nereye gidiyordun? Bunny, ben seni Veer'den kurtarmaya çalışıyordum. Bak, beni böyle mi kurtaracaktın? Burası büyülü orman. Bu orman, biz yılanlara uzak durmamız söylenen orman işte. Yıllardır uzak dururuz. Ve beni kurtarmak için buraya getirdin ha? Ben aptala benziyor Sen muyum? Sen beni aptal yerine koydun. Seni aptal yerine koymadım. Ben seni yendim. Hem de bütün numaralarına rağmen. Bunu artık anla. Sen beni kandıramazsın. Sen aklını kaçırmışsın. Kartal bana karşı aklına neler soktu bilmiyorum ama... Bunny, biz aynı taraftayız. Saçmalamayı bırak artık. Yalan söyleme. Yalan değil. Yalan söylüyorsun. Kendim duydum. Tabutu açmadan önce büyü yapacaktın. Böylece bayılıp sana karşı koyamayacaktım, değil mi? Evet. O zaman sesin duyulmazdı. Ve tehlikede olmazdın Bunny. Beni korumak için bu tehlikeli yere mi getirdin yani? Kim demiş? Bunu kim dedi? Bunny, bu orman... Seni Veer'den korur. Ben korunurum. Veer sana ne yaptı da böyle saklanıyorsun ha? Ondan korkuyorsun. Neden böyle korktuğunu bilmek istiyorum. Söyle hadi. Söylemene gerek yok. Ben yılanım. Hem de en güçlüsü. Tehlike geldiğinde hissederim. Doğru ya. Veer'in annesini tanıyacak kadar bilgesin. Bunny, o Markat'ın oğlu. En büyük düşmanım. Bunny, o Markat... Biliyorum. Ama o gece adını bile anmadım. Hatta ben o gece o yaratığın adını bile bilmiyordum doğrusu. Ama sen gelip her şeyi anlattın ve Veer'in Markat'ın oğlu olduğunu söyledin. Söyle Jay, onun oğlu olduğunu nereden biliyordun ha?
Ben de olmayan bu bilgiler sende nasıl var? Söyle, buna bir açıklaman var mı? Hayır. Olsaydı bile sana anlatmazdım. Rol yapmaktan yoruldum. Ve artık yapmayacağım. Söylesene. Ne zamandır böyle öfkelisin Jay? Jay değil. Bana Hrida'ydı. Çünkü bu öfke onun zamanından kalma. Unutma. Ben yanlış yapmadım. Ve sen adaletten bahsediyorsun. Ama ben adaletin peşine düşmedim. Çok bekledim. Hem de çok. Sen en güçlü yılandın. Tanrı bize lütufta bulundu. Şekil değiştiren yılanların başı sen olacaksın. Her güce sahiptin. Kristali koruyordun. Tanrı seni seçti. Peki ya ben? Hiç. Sadece bir yılandım. Ve tek işim seni yüceltmekti. Seni hiç aşağıladılar mı? Ha? Söyle. Ben bunu kabullenemem. Veer değilim. Sen zaten Veer olamazsın. Çünkü onun gibi olmak için yüce bir gönlün olmalı. Ve büyük düşünmelisin. Ve senin gibi dar kafalı kişiler bunu asla yapamaz. Ve Veer bana boyun eğmiyor. Bu evliliğe sahip çıkıyor o. Bu yüzden bu evliliğe önem veriyor, tamam mı? Viravşu beni kendine denk görüyor çünkü. İşte bu yüzden ben Veer değilim. Kimse benden üstün değil ve kimse eşit de değil. Benim istediğim insanların bana boyun eğmesi, sözlerimi dinlemesi. Asla. Bunu asla kabul etmem. Dinle. Seni o zaman bağışlarım. Demek bağışlarsın. Ne dediğini duyuyor musun sen? Galiba yenilince aklını da kaybetmişsin. Yoksa senden üstün olan birinin karşısında böyle haddini aşan şeyler söyleyeceğin zaman iki kere düşünürdün, anladın mı? Kimse benden üstün sen değil. Sen bir kölesin. Ve sahibini biliyorum. Viravşu'nun annesi. Ben en güçlü yılanım. Bütün numaralarını biliyorum ve bunu sen de biliyorsun. O yüzden şimdi söyle bana. O garip yaratık kimdi? Kimdi bu Markat? O kadın kim? Kim olduğunu anlayamazsın. Senden çok daha güçlü, çok daha bilge. Eğer ona saldırırsan... Nasılsın gelinim? Kendi oğluma saldırmayacağımı mı sanmıştın yoksa? Oğlun? Evet oğlum. Jay ve Viranshu benim oğullarım. Ve tesadüfen ikisinin de seninle bir bağı var. Kimi arıyordun? Biri mi? Bulamazsın. İki oğlum da benim kontrolümde çünkü. Ben anneleriyim. Biliyor muydun? Neyin peşinde olduğunu dün gece anladım. Çünkü benim gelinim bir yılan. Dün gece Veer'le birlikte ne yapmak istediğinizi öğrendim. Viravşu. Bir şeyi iyi biliyorum. Adım gibi eminim. Annem asla yalan söylemez. Yani bana yalan söylemez. Peki tamam. Nasıl yani? Hı? Benim sözüm bitmedi henüz. Annemin bana doğruyu söylediğinden adım gibi eminim. Ama
sen de yalan söylemezsin. Ne sandın? Sana güvenmediğimi mi? Ben sandım ki... Ha? Tamam, senin dediğini doğru sayalım. Öyle olsun. Beni tanıyorsun. Her şeyi halledeceğim. Ama kendi tarzımda halledeceğim. Tamam. Güzel. Güzel Baniş Arman. Artık düşman oldum. Aslında... rol yaparak yani. Gerçek düşmanımızı öğreneceğiz. Ben zeki bir kaynanayım yılan. Jay benim emrimle o tabutu gördüğünde sen de aynı zamanda kayboldun. İşte o zaman anladım. Sen ve Vir bir şey planlıyordunuz. Ne sandın ki? Sen gideceksin ve kimse seni görmeyecek mi? Ama benim gözüm hep üstündeydi yılan. Ve ne yapmayı planladığınızı anladım. Nerede? Vir nerede? Ne yaptın ona? Sanırım yılan oğluma kör kütük aşık olmuş. Sen bana karşı koyamazsın. Burada bekle gelinim. Mağarada kal. Doğru zaman gelene kadar oradan çıkmana izin veremem. Sen hiç merak etme. Kimse yokluğunu fark etmez, ben her şeyi ayarladım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.